Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet elimde gördüğünüz bu renklerden yine çok güzel bir model hazırladım. Modelimiz iğneden tığa. Şöyle çıtı çok hoş bir model arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Evet. Modelim bu şekilde bakın arkadaşlar. Böyle 3 tane kirpikten çimen yaptım. Üzerine de bu şekilde iğne oyasında olan modeli hazırladım. Bu model bana istendiğini arkadaşlar şöyle e, kaya, düz kaya yaptığımız şöyle 5 taneden 4 3 2 1 diye küçülttüğümüz kayanın tepe noktasındaydı. Biraz ağırdı arkadaşlar. Daha önce yapmıştım hatırlarsanız çilek filan üzerine şöyle sizler için dedim ki çimeni hafif bir model olsun bu şekilde 3 kirpiğin üzerine koydum şimdi evde kimse olmadığı için birinin telefonundan gösteremeyeceğim iğne oyası modelini ama belki keşfette görmüşsünüzdür iğne oyası modeli olarak o şekilde yani düz kayanın üzerindeydi İğne oyasında olan kayanın üzerindeydi Onun bu şekilde ben de 3 tane böyle kirpiğin pırpırın üzerinde gösterdim şöyle bir de arkadaşlar ters tarafından da göstereyim modelimi renklerini bu şekilde bakır tonu mavi ve mor olarak kullandım Evet şimdi bu modelin yapılış kısmına geçelim Evet ilk önce e, orada gördüğünüz küçük minik motifleri yaparak başlayacağız ipirin üzerine yapıldığında çok kaba durdu. Böyle yuvarlak bir görüntüyü vermedi iğne olan. O yüzden sihirli halkayla aynı iğne görüntüyü aldığım için e, o yüzden size de bu şekilde anlatacağım. Onu da anlatacağım. İlk önce bu şekilde sihirli halka ile olanı yapalım arkadaşlar. Şöyle sihirli halkamızın içine bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Bakın iki teli üstte, tek deli altta. Her videomda genelde sihirli halkalı oluyor. Bu şekilde 8 tane bu iki telin üzerine sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğneyi yaptık halkamızın içine. Şimdi 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Sihirli halkamın içine girip birinci kirpik olarak kapatıyorum sık iğne ile. Yine 7 zincir. Sabitliyorum diyorum buraya. Şöyle ikinci kirpiğim. Yine 7 zincir. Ve 7. 3 evet, tane 7 zincirden kirpiği yaptık sık iğne ile bu şekilde sabitledim ve 8 tane sık iğne yapıyorum sol tarafa aynı sağ tarafta olduğu gibi 8 tane de sağ tarafa yapıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane sık iğneyi de bu şekilde yaptık şimdi arkadaşlar bu şekilde oluyor şu ilk ipimizi sıktırıyoruz. Fazla sıktırmayalım. Şimdi şu sık iğneyi buraya bir sahte sık iğne yapıp birbirine kavuşturma işlemi yapacağız. Bakın ilk sık iğnenin içine girip şöyle oradan bir tane ilmek çıkarıp tığımdakinden geçiriyorum. Buna da sahte sık iğne diyorum. Şimdi ipimi koparalım. Bakın bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Böyle minik minik şunu iyice şimdi sıktırabiliriz. istediğimiz e, yuvarlaklığı tam oturdu ve bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar minik minik bu şekilde böyle hazırlayabiliriz Evet şimdi arkasındaki aynen arkadaşlar zaten üzerine yapıldı bir sürü sık iğne hiç e, kaçma sökülme olmaz biraz da uzun bakın böyle kesiyorum yer bırakıyorum böyle sakızlı yakıyorum bakın sakızlı yakınca daha sağlam oluyor arkadaşlar. Uç kısmını arka tarafında gözükmeyecek şekilde sakızlı bir şekilde yakıyorum. Şöyle bir tane daha yapalım mavi daha iyi anlaşılsın arkadaşlar. Evet şimdi bir tane de mavili yapalım. Şöyle bakın birazcık pay bırakıyoruz. Parmağımızdan gelen ipi tutmuş olduğumuz ipin üzerine koyup bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Bir halka oluşturuyoruz. Orta kısmından girerek Şöyle bir tane sık iğne yapıp halkamızı sabitlemiş olduk. İki teli üstte tek teli altta bu orta kısmın içinden girerek iki telinin üzerine sekiz tane sık iğne yapacağım. Bakın bu bir. Şöyle iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. 8 tane sık iğnemizi bu şekilde sihirli halkamızın içine yaptık. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Aynı halkanın içine giriyorum. Ve buraya bir tane kirpik oluşturdum. Yine 7 zincir. 3, 4, 6 ve 7. Hemen halkanın içine girip bu şekilde ikinci kirpiğimi hazırladım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet 3 tane kirpiği sihirli halkaya yaptık. Şimdi bu sol tarafta olduğu gibi sağ tarafa da 8 tane sık iğne yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet sağ tarafa da 8 tane sık iğnemizi yaptık. Bu uzun bırakmış olduğumuz ipi bakın bu şekilde şöyle ilk önce hafif kapatıyorum. Çünkü şu son birleştirme işlemi için ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içine giriyorum. Bakın sahte sık iğne ile tığımdakinden geçirip bu şekilde hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bakın sahte sık iğne yaparsanız daha güzel duruyor. Şimdi ipimizi koparıyoruz şöyle yaptığımız işlem bu buradan son bir şöyle hafif fazla değil hafif bir şekilde sıktırma işlemini gerçekleştiriyoruz şu sık iğneye rahat girmek için iyice kapatmamıştık demin gösterdiğim gibi aynı şekilde birazcık arkadaşlar hafif fazla değil azıcık uzun kesiyorum dip kısmından kesmiyorum şöyle ucuna ateşi deyip sakızlı bir şekilde arka tarafına şöyle gözükmeyecek şekilde yakıyorum. Evet. ikinci de hazır. Şöyle rengimizi de getirelim. Evet. Bu şekilde bakın alt kısımlar yuvarlak olduğu için sihirli halkayla tercih ettim. Normal kirpiğin üzerine yapımı da göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane de moru yapmayalım onu öbür üzerine yapılmanı göstereyim kirpiğin üzerindekine evet şimdi bunları nasıl tutturduk ona geçelim ilk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz şöyle altı tane tığ battı yapıyoruz ilk başlar gibi aynen bu şekilde sık iğne ile ipimizi sabitleyip şöyle 3 zincirimi çekip 6 tane 3er zincirle tığ battığı hazırlıyoruz bu şekilde ara mesafesi olarak ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi hemen şöyle ters tarafına çevirip bir tane bırakıp ikincinin içine şöyle ortada bir tane yuva kalacak ikincinin içine sık iğne ile sabitleyip bir zincirle dönüp bu yuvanın içine bir zincirimi sık iğne ile tutturdum. Bu önemli. Dönüş noktası bu şekilde sık ile olunca kirpikler güzel duruyor. 12 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle ipinizi güzelce esnetin. Zincirleri de sıkı sıkı çekince böyle kalıp gibi çimenleriniz oluyor. 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle yapmış olduğumuz bu motifi alıyorum. Bu sık iğne ile bakın yaptığımız yerden, kopardığımız yerden tam orta kısmına denk geliyor bu şekilde. Şöyle ters tarafından yapıyorum. Şimdi bunu diğer altı zinciri çekerken öne geçiyor bak. Tersinden sabitleyince kendiliğinden öne dönüyor. Ve 6 tane zincir çekiyorum. Zincirlerinizi sıkı çekmeye özen gösterin arkadaşlar. 6 tane zincirimi çektim. Yine bu 5 zincirli yuvaya diğer kirpiğimin yeni yerin yanına kapattım. Bakın. Şöyle 6 tane zincirimi 12'ye tamamlamış olduk. Şimdi 12 tane yine zincir çekiyorum. Diğer şu kirpik boş kirpik yapacağız. 4 5 6 7 8 10 11 ve 12 sıkı sıkı 12 zincirimi çekip bu 5 zincirli yuvaya sabitleyip yanına da şöyle bir tane sık iğne yapıyorum başına ve sonuna sık iğne yapmak şöyle güzel gösteriyor modelimizi şöyle niye tersten gösteriyorum arkadaşlar uğraşmayalım bu şekilde oluyor bakın yine altı tane tığ ara mesafesi verelim şöyle 3 tane zincirimi çekip tığ battıma giriyorum. 3 zincir tığ battıya 3 zincir tığ battıya 3 zincir şöyle tığ battıya 3 zincir tığ battıya 1 2 3 4 5 6. için tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Evet, tığ battı. Ara mesafesi işlemimiz tamam. Şimdi 5 zincirden yuva hazırlayacağız. Şöyle ters tarafına dönüp bir tane bırakıp ikincisinin içine giriyorum. Şöyle bir tane de zincir çekip düz tarafına döndüm. Bu çektiğimiz bir zinciri yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 12 tane zincir çekiyorum 6, 7 8 9 10 11 ve 12 12 zinciri kapattım buraya kirpik olarak hem de bu yaprak sayılır minik bir yaprak ve yine 6 tane zincir 4 5 6 düğümde ters yere geldi şimdi alıyorum yine bu yakmış olduğumuz yerden bakın yanık yer zaten ters tarafında buradan tam kopardığımız noktadan şöyle bir şekilde bunu buraya sabitliyorum ve 6 tane tekrar zincir çekiyorum şöyle bir bunu çiçeğimin arkasına yakarım arkadaşlar 2 3 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir kirpiğimiz oluştu. Yine 12 tane zincir çekiyorum. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum ki aşağıya kirpiklerim kaymasın. Şöyle yine 3 zincirden 6 tane tığ battı yapalım. Bu bir. 3 zincir. 2. Şöyle 3 zincir. 3. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir bakın 2 3 4 5 3 zincirimi çekiyorum 6 tane yaptım videonun başında söylemiştim arkadaşlar bu ortadaki dalın üzerine yapacağımızı da göstereceğimdir şimdi onun için bir yuva hazırlayacağım onun yuvası bu şekilde sadece kirpiklerle olması lazım çimeninin o yüzden şöyle 5 zincirimi çekip üzerine bir zincir çekiyorum ve sık iğne ile dönüyorum Buraya bu yuvanın içine 12 zincirden 3 tane kilpik yapacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zinciri kapatıyorum. Bu bir Yine 12 zincir. Tıh, 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zinciri kapatıyorum. Bu 2. 12 zinciri çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 12 zinciri kapatıp buraya 3 tane kirpik yapıyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum Evet şimdi üç tane bu şekilde dalı hazırladık ve altı tane tığ battı yapıp yine aynı işlemi yapacağız 3 zincir şöyle bir tığ battıları yapıp kirpiği göstereyim 3 zincir sıradaki 3 zincir şöyle yeşil yuvanın içine girip kapatıyorum 3 zincir 1 2 3 zincir Evet bu kadar olacak fazla devam etmeyelim şimdi bizim modelimizi bitirdik arkadaşlar bizim işlemimiz size göstereceğim buydu Şöyle bunları yakınca daha güzel duracak şu ipi filan. Şimdi ben bu kirpiğin üzerinde bu çiçeği nasıl yapılır onu da göstereyim. Bakın sadece bu şekilde devam edecek. Eğer bu sihirli halkayla çiçekleri yapmak istemiyorsanız. Evet hemen mor ipimi alıp geleyim. Şöyle ipimizi tığımıza tutturarak başlayalım. Ters tarafına çevirdim. Bakın. Ortadaki bu 12 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ters tarafındayız. Ve 13 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zinciri aynı yere ortadaki dalımızın içine sık iğne ile sabitledik. Şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm. 7 tane Buraya sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane kenarına sık iğnesini yaptım. Şimdi 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. Aynı şekilde fakat bakın bunu sihirli halkayla değil, yuvada sabitleyerek yapıyoruz. 4 5 7 herkes için bir alternatif sunuyorum Haya çalışıyorum arkadaşlar 6 ve 7 7 zincirimi çektim bu şekilde sık iğne ile sabitledim bakın sağda olduğu gibi bu sol tarafa da bu şekilde 1 2 3 4 5 6 şöyle bakın onunla aynı eşit olması için 7'ye 7 yedi yapıyorum ipimi koparmadan önce de bu yeşil yuvaya da yapıyorum ki arkadaşlar şu olabildiği kadar mail kısmını yuvarlak kısmını vermeye çalışıyorum ve sık iğne ile ipimi şey bir zinciri çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar evet bakın Ortasının duruşu da bu şekilde oldu. İpleri yakayım. Şöyle hafif düzeltip geleyim. Evet modelimizi tamamladık. Bu şekilde minik minik laleler gibi oldu. Bakın uzaktan şöyle bir bakayım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş. Böyle yapımı da kolay bir model hazırladım sizler için. Şöyle en son yaptığımız kısmı bir de bu yuvarlaklığı görüyorsunuz. O yüzden isterseniz sihirli halkayla bu şekilde isterseniz böyle direkt yuvaya sonradan ekleyebilirsiniz. Hangisini yapmak isterseniz sırf şu yuvarlaklığı daha çok iğne oyasına benziyor diye bakın şu dip kısmını bu şekilde sihirli halkayla tercih ettim. Benim tercihim o. Sizin tercihiniz bu olabilir. Şöyle hatta şu kenar kısmını biraz daha yuvarlak yapıp sihirli halkayla olana benzetebiliriz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü beğeni ve yorumlar YouTube'un önerme kısmında önemli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayanlar varsa abone olursa sevinirim. Evet. Çimeni de bu şekilde çok kolay bir çimen hazırladım. Sizi hiç yormayacak. Böyle minik minik rengarenk istediğiniz lalelerden yapabilirsiniz. Modelimiz iğneden tığa bir model. İğne oyasında olan modeli sizler için tığa çevirdim arkadaşlar. Şöyle istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. Ben her zaman aynı renkler diye böyle bu şekilde farklı renkler kullanayım istedim. Sizler hangi rengi yapmak istiyorsanız o rengi tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.